Değerli seyirciler, Afyonkarahisar Web TV izleyicileri, bugün Hocalar ilçemizdeyiz. Hocalar ilçemizin, Şirin ilçemizin çalışkan bir belediye başkanı var, Mustafa Akın. Benim de politika yaptığım yıllardan kendisi benim arkadaşım. Ve geçmişin hukukuyla birlikte bizi makamına kabul etti. Çekim yapıyoruz şu anda. Gözlerime inanamadım. Çok güzel bir makam odası, çok güzel bir belediye binası, çok şeffaf bir ortam ve adeta küllerinden doğmuş güzel bir belediye gördüm. Başkanım, hayırlı olsun, tebrik ederim. Böyle güzel bir mekanı hocalara kazandırdığınız için gerçekten çok şık ve hoş olmuş. Ben teşekkür ederim. Bu sizin güzel bakmanızla da alakalı bir durum. Güzel bakan güzel görür diye bir söz vardır bizim halk arasında. Biz her zaman Hocalar ilçemizi seviyoruz. Hocalar ilçemizin yerel yönetiminde etkin görev alarak halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Uzun yıllardır siz de biraz önce söylediniz. 1999 yılından beri siyasetin içerisindeyiz. İlçemizde uzun yıllar idarecilik, esnaflık yaptık. Geçmiş dönemde de 2004 yılında bağımsız aday olarak siyasete atıldık. Nihayetinde çok az farkla seçimde o dönem halkımızın teveccühü o yönde oldu. Ama onu ben onur olarak her zaman benim zaviyemde taşıyorum. 2009 yılında da Milliyetçi Hareket Partimizin, teşkilatımızın bana belediye başkanlığı görevi tevdisinden sonra Rabbimin rızası halkımızın teveccühüyle belediye başkanı olarak görevlendirildik. Arkadaşlarımızla ekip çalışması olarak. 2009 yılının 1 Nisan'ında belediye başkanlığı görevini devraldığımızda belediyemizin gerçekten biraz önce siz de bahsettiniz, gerek binası, gerek ön bahçesi, arka bahçesi ilçemizin içerisinde çok büyük eksiklikler vardı. Tabii ki bu arada şunu söylemem lazım. 1970'te kurulan Hocalar Belediye'mizin o günden bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarımız muhakkak ki hizmet etmek için gelmişlerdir. Onlardan rahmetli olanlara ben rahmet diliyorum. Sağ olanlara da şükranlarımı arz ediyorum. İlçemize hizmet edenlerin her kim olursa olsun, bir çift çakandan Allah razı olsun. Biz de o bizden önce yapan büyüklerimizin yaptıklarını arttırarak, biraz da hizmet aşkı ve şevkiyle daha arttırarak, daha güzel hizmetler, güzel ilçemize güzel hizmetleri gönülden yapmaya çalıştık. Öncelikle aslan yatağından belli olur şiarıyla belediyemizin fiziki ortamını düzelttik. Belediye personelimizin daha iyi hizmet edebilmesi için çalışma ortamını düzelttik. Ve sonrasında da ilçemiz cadde, sokak ve imar sınırları içerisindeki alanlarda öncelikli yapılması gerekenleri belirleyerek bu çalışma planıyla zaten daha önceden de yerel yönetim erkinde iddialı olduğundan dolayı hazırlığım vardı. Mütevazı kilitli parke taşıma fabrikası kurduk. Kendi taşımızı kendimiz üreterek ve kendi gençlerimizle, kendi dinamiklerimizle ilçemiz sınırları içerisindeki bütün yolların kilitli parke taşı döşenmesini sağladık. İlçemizin her mahallesine ilçemize yakışır şekilde mahalle parkları oluşturup oralarda çocuk oyun alanları, büyüklerimiz için fitness aletleri kurduk. Çiftçi ve tarımcılarımız için kır çeşmelerinin tamamının ıslahını sağladık ve yenilerini yaptık. Yine belediyemizin araç gereç eksiklerini tamamlayarak belediyemizin küçük bir Hocalar ilçesi, siz de gördünüz, mütevazı, küçük, nezih bir ilçe. İlçemize belediye hizmetleri sunabilecek şekilde belediyemizin kurumsal saygınlığını kazandırdık ilk başta. Ve bu güzel de sonuçlar elde ettiğimize inanıyorum. Yani biz 10 numara değiliz, 4 dörtlük değiliz. Nihayetinde insanız, insan hata yapmaya müstesna varlık. Ama elimizden geldiğince kastımız olmadan, ilçemizi severek, ülkümüzle, ilkemizle, bayrak sevgimiz, vatan sevgimiz ve daha önemlisi de dini şiarımızla ilçemize hakkı ve adaletiyle gönülden adil hizmet sunmaya çalıştık. İnşallah muvaffak olmuşuzdur. Ben bize güvenen seçmenlerimize, hemşerilerimize inşallah mahcup olmamışızdır. Bizim savunumuzda olmayıp da bizim yaptığımız çalışmalardan memnuniyetinde olduğunu halkımızla yaptığım diyaloglardan hissedebiliyorum. İşte 2009-2014 yılı içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları 2009-2014 yılı Hocalar Belediyesi Hizmet Süreci diye bir albüm hazırlayarak 70 bin tane fotoğraf içerisinden, yüzlerce yapılan çalışma içerisinden 160 tane fotoğrafı belirleyerek ilçemiz içerisinde ana hatlarıyla yaptığımız çalışmaları böyle bir albümle halkımıza sunduk. Biz ilçemizi seviyoruz. İlçemizdeki
Her ne kadar Afyonkarahisar ilimize uzak, 100 kilometrelik uzak bir ilçe olsa da ilçemizi gelip gören hemşehrilerimizin, gazeteci olur, işte büyüklerimiz olur, devlet erkanından gelenler olur. İlçemizle ilgili burası nezih, güzel, yaşanabilir bir ilçe olmuş dediklerini duymak bize haz veriyor. İnşallah bu heyecanımızı ilk gün gibi koruyoruz. 2014 yerel seçiminde de yine teşkilatım ve hemşerilerim bizim aday olmamız konusunda birleştiler. Biz yeni adayız ama diğer aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Nihayetinde seçimler kırıcı üslupla olmadan yerel seçimlerin birlik beraberlik içerisinde hizmet süreci olarak görüyoruz biz. Ülkümüz gök kubbede hoş bir sada bırakmak. İlçemizdeki diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyoruz. 2014 yerel seçimlerinin de Hocalar ilçemiz başta olmak üzere Afyon'umuza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu mihval üzere çalışıyoruz. Başkanım bunlar yaptıklar. Evet. Tekrar seçilirsek ne yapacağız? Vaatler, projeler, bundan sonraki hizmetler neler olacak? Evet, bu ben ana başlıklarla söyledim aslında. Ah, kocaman bir kitap olmuş evet. Yani aslında evet. O 5 yıl. Mesela orada birçok sosyal faaliyet var, yapılan altyapı çalışmaları var, parke yol çalışmaları var, kaldırım düzenlemeleri var, bina iyileştirmeleri var, parklar var, diğer sosyal yaşam alanları var. Onlardan bahsetmediniz. Bu mütevaziliğinizden kaynaklanıyor. Ama biraz böyle 2014-2019 arası yapılacak olan seçilmeniz halinde projeleriniz, planlarınız, hocalara nasıl bir hocaları bu 5 yılda göreceğiz onu da biraz bahsetmenizi istiyoruz ki bu Web TV izleyen herkes de bunu merak eder şu anda. Ben inşallah hemen kısaca şunu söyleyeyim. Öncelikle siz madem şey yaptınız, aslında bu böyle 3-5 dakikalık ya da yarım saatlik bir programa 5 yılda yapılan yüzlerce çalışmaya sığdırmak mümkün değil. Ama şunu bir kere özgüvenimle söyleyeyim. İlçemizde birçok ilke imza attık. Bizim dönemimizde hiç daha önce yapılmamış sosyal etkinlik olarak Kutlu Doğum Haftası'nda lokma tatlısı ikramı, Aşure döneminde Aşure ikramı, gene belediyemiz Muharrem ayının 10'unda Aşure ikramı. Muharrem ayının 10'unda 10 peygamberimize 10 Allah tarafından verilen 10 peygamberimize 10 mucizenin hatırasına halkımıza bilinçlendirmek adına da Aşure ikramı yaptık. Yine bizim ilçemizde ilk defa kendi dinamiklerimizle bizim meşhur halk arasında bulguraş tabiri vardır. Hıdrellez'de bulguraş şenliği düzenledik ki çok güzel bir katılım oldu. Yaşayan hemşerilerimiz onu o lezzeti yine böyle ilk gün gibi yaşayalım diye düşünüyorlar. İşte ilçemizdeki çocuklarımız için başarılı çocuklarımızı ödüllendirdik sürekli. Okullarımıza destek verdik. İlçemizdeki öğrencilerimiz için uçurtma şenlikleri yaptık. Başarılı öğrencilerimize laptop hediyesiyle başarıyı özel başarılar, özel hediyeleri hak eder diye onları sürekli ödüllendirerek teşvik ettik. Yine ilçemizde bir ilk olarak Ramazan aylarında iftar sofraları düzenledik. Ramazan ayında da ilk defa Ramazan gecesi etkinlikleri düzenledik. Sayabileceğim o kadar çok şey var ki yapılan, yani bunların hepsini bir anda bir çırpıda söyleyebilmek mümkün değil. Ha bu arada tabii ki bizim dönemimizde ben şöyle yuvarlak olarak bir limit olarak da şunu söyleyeyim. Belediyemizin çok sınırlı imkanlarıyla 3 milyar liralık devletle yapılan istişarelerle devlet yatırım olarak da 7 milyarlık olmak kaydıyla küçük mütevazi ilçemizde 10 milyarlık bir yatırım gerçekleşti bu 2009-2014 yılında. Bu bizim 2009-2014 yılında yaptıklarımız ama önümüzdeki süre içerisinde nasip olur da tekrar halkımız bize teveccüh eder de bize bu şevkle, heyecanla yaptığımız bu hizmetle ilgili tekrar bize görev verir ise şayet biz hep çalıştık, hep çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkemiz için, ilçemiz için, ülkümüz, sevdamız, hizmet aşkımız var. Önümüzdeki süreçte de inşallah yarım kalan dış çevre yolu bağlantılar var. Onları tamamlamak istiyoruz. Çevre yolumuzun bordürü aydınlatılması yapıldı, ağaçlandırması yapıldı. İşte akşama düşünen yemek hazırlasın. 50 sene sonrasını düşünen ağaç diksin. Asırlarca sonrasını düşünen nesline yatırım yapsın, çocuklarına diye bir söz var. Biz bu şiar üzerine de hep ağaç da diktik, yemek de hazırladık, neslimize de yatırım yaptık. Ve önümüzdeki süreçte de inşallah nasip olursa eksik yolları tamamlayacağız.
Atatürk Aile Çay Bahçesi diye bir çay bahçemiz var. Orada modern, günümüze yakışır şekilde bir bina yapıp alt katını ilçemizde dışarıdan gelen memur arkadaşlarımızın ve bayan arkadaşlarımızın oturabileceği bir mekan yok. Orada güzel bir kış yaz çalışabilecek bir mekan oluşturacağız. İki katlı. Üst katını da misafirhane olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Yani ilçemize gelen misafirlerin konaklayabileceği. Yine o park alanında çok güzel bir ağaçlandırma var. Orayı düzenleyerek sürekli senenin 12 ayında kullanılabilir hale getireceğiz. Yine ilçemiz içerisinde yapılan Bağırsak Deresi ıslahı çerçevesinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz içerisinde şu anda geçici olarak bir hayvan pazarı kuruluyor ama hayvan pazarı ile ilgili şehrin uygun bir yerinde, yol kenarında güzel kotralı bir hayvan pazarı yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte yine ilçemiz yerleşkesi içerisinde kaldı mezarlığımız. Mezarlıkla ilgili bir proje yaptırdık. Çok güzel bir mezarlık projesi yaptırdık. Hilal şeklinde ortasında şehitlik olan ve kenarları da 120 tane parsele ayrılmış ve ilçemizin nüfus artışı ve ölüm oranları da dikkat alınarak en az 200 yıllık bir mezarlık problemini tamamen ortadan kaldıracak kamulaştırma çalışmalarına başlamış idik. Seçim sürecinden dolayı şu anda beklemede kaldı. İnşallah o projemizi gerçekleştireceğiz. Bir de imkanlarımız el verirse, ilçemizin ekonomik imkanları çok sınırlı. Şehrimizin her hafta perşembe günü kurulan bir perşembe pazarı var. Çok da yoğun katılım oluyor. Bizim 17 tane köyümüz var, bizim ilçemize bağlı. Bu 17 köye ticari anlamda merkezlik eden bir ilçe aynı zamanda ilçemiz. Bizim de gene pazarımızla ilgili şunu da bahsetmeden geçemem. Göreve geldiğimiz 1 Nisan 2009'dan itibaren ilçemiz müftümüz ve o dönemin İzmir müftüsüyle beraber bizim de akrabamız olan, hemşerimiz olan, şu anda da Kadıköy müftüsü olan müftümüzle beraber ilçemiz pazar için bir dua metni oluşturduk. 5 yıldır kesintisiz her perşembe günü sabahleyin 9'da o dua metni canlı olarak ilçemiz hoparlör sisteminden müftülükçe belirlenen görevli personel tarafından okunuyor ki ilçemiz pazarına verilebilecek en güzel berekettir bu. Aynı zamanda halkımızın tamamı bu duaya canı gönülden katılıyor. İşte o ilçe pazarımızın da önümüzdeki süreçte üzerinin kapatılması projemiz var. Civar ilçelerimizden Banaz'da güzel bir proje uygulamış Banaz Belediye Başkanımız. O projenin de bir benzerini bizim ilçemizde uygulamayı düşünüyoruz. Bunun yanında yine önümüzdeki süreç içerisinde mahalle fırınlarımızın düzenlenmesini, yine meslek edindirme kurslarını, yüksek okul açılması için ilçemizde bütün ilçemizin siyasi aktörleriyle bir araya gelerek bunun takibini, girişimini ve bunun kazanılma ilçemize bir yüksek okul kazanılmasının davasını süreceğiz. Yine kır yollarımızı hayvancılarımız ve tarımla iştigal eden hemşerilerimiz için kır yollarının kullanmasını yapacağız. İlklerini gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinlikler yine artarak devam edecek. Futbol takımımızı faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Halı sahamız yıprandı, eskidi biliyorum. Gençlerimiz bu konudan muzdarip ve bize sürekli serzenişte bulunuyor. Ama inşallah biz bu dönem biraz daha çevre düzenlemesi, temizlik, altyapı, kilit taş döşeme işine ağırlık verdik. Önümüzdeki dönemde daha ziyade sosyal ağırlıklı projelere yer vereceğiz. Yine ilçemizde İmam Hatip Ortaokulu açıldı. Bir binası yok. İmar düzenlemesini yaparak İmam Hatip Ortaokulu binasını kazandırılması için devletimizin resmi birimleriyle istişare edeceğiz. Ve bunun gibi birçok yapacağımız proje var. Tabii günün gelişen şartlarına göre bunlar yine belirlenecek. Ama şunu da belirtmek lazım. Siz dediniz biraz önce Halil İbrahim Bey dediniz ki işte bu kadar çalışma yaptınız. Önümüzdeki süreçte ne yapacaksınız? Hayat devam ettiği müddetçe hiçbir şeyi tamam bunu bitirdim. Tamam her şey tamam oldu deme şansımız yok. Her hayat devam ettiği müddetçe hayatın olduğu her yerde yeni ihtiyaçlar doğuyor. Yeni ihtiyaçlar belirleniyor. Biz de ilçemizin günün gelişen şartlarına göre belirlenen ihtiyaçlarını gündemimize alarak insanımıza, halkımıza, güzel ilçe, hocalar ilçemize hizmet etmek için çalışacağız. Evet. Peki başkanım, çok güzel şeyler anlattınız. Ağzınıza sağlık ama sizi izleyen Afyonkarahisar Web TV izleyicileriyle hocalar halkına ne mesaj vereceksiniz? Son sözleriniz neler olacak? Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi son söz olarak aslında son söz inşallah bizim Fatih Afyonkarahisar Merkez Belediye Başkanımızın bir sözü var işte. İlk ezandan son namaza kadar çalışacağız diye son sözümüz inşallah son namazımızda olur. Ama şunu söyleyeyim,
kelimeler kifayetsiz kalıyor anlatacaklarımızla ilgili. Biz ilçemizi seviyoruz. İlçemizle ilgili çok güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Halkta karşılık bulan. Hocalar ilçemizde her şeye rağmen iyi ve güzel şeyler yapmak için şartları her seferinde zorluyoruz. Ve bu hikaye her şeye rağmen yola koyulup da güzel şeyler yapmak isteyenlerin hikayesi. İnsanlarımız eğer hocalarla ilgili sağına soluna baktıkları zaman ilçemizde güzel şeylerin yapıldıklarını görebilirler. Sadece yürüdükleri yola, çevresindeki bir parka, çevresindeki bir sosyal kullanıma olan bir şadırvana, bir tuvalete, bir binaya baktıklarında ilçemizde gerçekten güzel çalışmaların olduğunu görebilirler. Şimdi son söz olarak da ben şunu söylemek isterim ki bu yaklaşan seçim hayırlara vesile olur inşallah. Biz halkımızı seviyoruz. Halkımıza gönülden hizmet etmeye çalışıyoruz. Hocalar halkımıza selam ve saygılarımızı sunarken bizi seyreden sadece hocalar değil bütün Necip Türk milletimize, halkımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyor. Bu seçimde bizi seven hemşerilerimizin bu hizmet sürecinde bize destek çıkmalarını bekliyoruz. Herkese saygılarımızı ve selamlarımızı sunuyoruz. Ben hep birlikte hemşerilerimizle daha güzel, daha yaşanabilir hocaları oluşturmayı vaat ediyorum. Ve bu vesileyle de ilçemize gelerek bizleri dinleyip bize bu fırsatı vermenizden dolayı Halil İbrahim Bey siz başta olmak üzere ekip arkadaşlarınızla birlikte hepinize saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.